Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yorumlarda sorulan OBS geçiş efektlerini nasıl bulabilirim sorusuna kökten bir çözüm buluyoruz. Bildiğiniz üzere geçiş efektleri için ya kendimiz After Effects gibi programlardan tasarım yapmamız gerekiyor ya da ücreti mukabilinde bir tasarımcıya yaptırabiliyoruz. Bir de internette gezinen hazır geçiş efekti paketlerini 5-10 dolara satın alabiliyoruz. Ama bu video ile bunların hepsine bir son veriyoruz ve OBS Move Transition isimli plugin'i incelemeye başlıyoruz. Bu plugin ile sahne değiştirdiğimizde kaynaklarımızın tamamı yumuşak bir şekilde yer değiştirerek çok hoş bir görüntü oluşturacak ve bu sayede sizlerin herhangi bir geçiş efekti eklemenize gerek kalmayacak. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca pluginimizi incelemeye geçiyorum. Ama pluginimizi incelemeye geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Öncelikli olarak açıklama kısmında bulunan linkten pluginimizi indirip OBS'imize kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi sağ üst köşeden download'a tıklıyorum ve buradan Move Transition Windows Installer Zip'i indiriyorum. İnen dosyamı sağ tıklayarak buraya klasör içine çıkartıyorum. Açıyorum ve inen dosyadaki installer'ı yüklüyorum. Pluginimizi yükledikten sonra herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Otomatikman OBS'imize eklenecek ve hızlıca OBS'imizi açıyoruz. Sahne geçişleri kısmından soldura tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada ekle move geçiş efekti gelmiş oldu. Ekle move'a tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi buraya move transition'ın ayar ekranı geliyor. Geçişlerin düzgün olması için burada yapmamız gereken birkaç tane minik ayar var. Matched items bir sahnede olup diğer sahnede de bulunan aynı kaynaktır. Appearing items bir sahnede olup diğer sahnede olmayan kaynakların ayarıdır. Disappearing item da hiç bulunmayan kaynaktır. Şimdi burada yapacağımız belli başlı ayarlar var. Siz bunları kendiniz değiştirerek daha farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Bizim burada yapmamız gerekenler appearing items'ı position'ı none yapıp transition'ı soldur yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde de disappearing items'ta da position'ı none yapıyoruz, transition'ı soldur yapıyoruz ve tamam diyoruz. Burada ikinci yapmamız gereken şey ise burada süre kısmını 1000 milisaniyeye çıkartmak. Yani bir saniyeden bir saniyeye geçerken bir saniyede geçmesini istemiş oluyoruz bu şekilde. Ve şimdi bir deneyelim. Gördüğünüz gibi sahne değiştirdiğimde kameram bu şekilde sağa sola çok tatlı bir şekilde smooth bir geçiş sağlıyor. Bu geçiş efektine dahil olan şeyler kaynaklar kısmına eklediğiniz chatinizden tutun, bildirimlerinizden tutun da abone bildirimlerine kadar her şey de geçerlidir. Ama burada yapmanız gereken en önemli şey, mesela ben bu Just Chatting ekranına kameramı ekledim ya, bu kameramı diğer sahneye eklerken şu şekilde ekleyeceğim. Sağ klik yapacağım, kopyala diyeceğim, diğer sahneme geleceğim, kaynaklar kısmına sağ tıklayacağım ve yapıştır referans diyeceğim. Bu efektin doğru çalışması için mutlaka kaynaklarınızı bu şekilde ekleyin. Hatta şöyle yapın. Bütün kaynaklarınızı Just Chatting ekranına ekleyin. Just Chatting ekranına bütün kaynaklarınızı ekledikten sonra oradan kopyalayarak diğer sahnelerinizi eklerseniz çok daha güzel çalışacaktır. Bence bu plugin birçok böyle alevli malevli, janjanlı manjanlı geçiş efektlerinden, geçiş animasyonlarından çok daha güzel durduğunu düşünüyorum ben şahsen. Çok fazla bir zahmete girmeden direkt olarak Move Transition plugin'i indirerek geçiş efekti probleminizi kökten çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağı bir minik yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizlerin yorumlarından yola çıkarak çok fazla içerik üretiyorum. Kafanıza takılan her şeyi yorumlarda sorabilir, elimden geldiğince bunları cevaplamaya çalışır ve sorularınızla alakalı içerikler çekmeye devam edebilirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.